Selamlar, ben Enes Köroğlu. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda üst düzey bir mikrofonumuz olmadan nasıl kaliteli bir ses kaydı alırız bundan bahsedeceğim. Birçok kişi videolarımdaki sesin çok iyi olduğunu ve nasıl kayıt aldığımı merak etmişti. Arkadaşlar benim üst düzey bir mikrofonum yok. Hatta mikrofonum yok bile diyebiliriz. Ben videolarımdaki ses kayıtlarını şu arkamda görmüş olduğunuz kulaklığımın mikrofonu sayesinde kaydediyorum ve daha sonra kaydettiğim bu ses kaydını kullandığım program ile arkasındaki dip sesleri temizleyerek kaliteli bir hale getirip karşınıza sunuyorum. Yani ben bu kulaklığı bir sene önce 200 lira civarlarında bir fiyata almıştım. Sizin de en azından yani kötü de olsa bir kulaklığınızın ve mikrofonunuzun olduğunu düşünüyorum. Siz de yaptığınız ses kayıtlarının içindeki gürültüleri, cızırtıları göstereceğim yöntemle temizleyip gayet kaliteli bir ses kaydı sonucuna ulaşabilirsiniz. Videomuza geçelim. Evet az önceki sesim çekim yaptığım telefonumun mikrofonuna aitti. Şu anki sesim ise kulaklığımın mikrofonundan aldığım ses kaydını birazdan indireceğimiz programdan kaliteli bir hale getirdikten sonra duymaktasınız. Bu programın ismine ücretsiz bir şekilde kullanabileceğimiz Audacity arkadaşlar. Google'a bu şekilde Audacity yazıp aratıyoruz. Karşımıza gelen ilk site audacityteam.org zaten indirmek için burayı giriyoruz. Ve burada bilgisayarınızın işletim sistemine göre gördüğünüz gibi Windows, Mac, Linux neyse tıklıyorsunuz. Ben Windows'a tıkladım ve kaç bitse ona göre indiriyorsunuz arkadaşlar. 32 bit ve 64 bit. Ben buradan Audacity 64 bit installer'a tıklayarak indiriyorum. Ve indirdikten sonra programa giriş yaptığınızda karşınıza bu şekilde ekranınız geliyor. Program gerçekten çok basit arkadaşlar. Burada hemen şöyle göstereyim. Önemli olan kısımlar şu kısımlar. Burada mikrofonunuz. Hangi mikrofonu kullandığınız? Ben kulaklığımın mikrofonunu kullandığım için Gördüğünüz gibi USB PMP Audio Device yani kulaklığımın mikrofonunu seçtim. Siz de nereden kayıt alıyorsanız buradan o mikrofonu seçeceksiniz. Burası Stereo 2 kayıt kanalı olarak kalıyor ve hoparlörde sizin programı kullanırken duyacağınız dış ses. Ben hoparlörü yine kulaklığıma verdim. Bilgisayarınızın ayrı bir hoparlörü varsa oradan da açabilirsiniz. Yani dinleyeceğiniz yer öyle söyleyeyim. Şimdi bu programdan ses kaydı da alabilirsiniz veya daha öncesinde aldığınız bir MP3 ses kaydını buraya atarak da düzeltme yapabilirsiniz. Ben ses kaydını direkt program üzerinden alıyorum. Aslında şu anda da kayıt yapıyorum. Bakın şurada gördüğünüz gibi ikinci sekmede kaydım yapılıyor. Ben size anlatmak için yeni bir sekme açtım. Ben şu an ses kaydı yaptığım için programdan yapamıyorum. Programdan yapacağınız zaman hemen ne yapacaksınız göstereyim arkadaşlar. Kırmızı butona bastığınızda ses kaydınız başlayacak ve yine şuradaki Kare butonuna bastığınızda ise ses kaydınız duracaktır. Dinlemek için de yine buradan oynatarak durdurabilirsiniz. Ya da daha önceden aldığınız ses kaydını programa atmak için hemen şuradan dosya'dan aç diyorum. Aç'a tıkladım ve gördüğünüz gibi ses kaydım buraya geldi. Bunun mp3 olması lazım arkadaşlar. Bunu unutmayalım lütfen. Yani video olarak atamazsınız. Sadece mp3 olarak buraya yükleyebiliyorsunuz. Yükledikten sonra bakın ses dalgalarımız gözüküyor. Mouse'unuzda şöyle herhangi bir yere tıkladığınızda bakın çizgi geliyor. Oradan boşluk space tuşuna basarak devam ettirebilirsiniz. Ben şu anda ses kaydı aldığım için dinleyemiyorum bu ses kaydını. Fakat şöyle yapacağız. Bilgisayardan açacağım ses kaydını. Evet arkadaşlar şu an dışarıdan F-16 uçak geçiyor. Duyduğunuz şekilde ses acayip cızırtılı ve gerçekten arkadan uçak geçiyordu. Şimdi bu sesi nasıl temizleyeceğiz arkadaşlar? Arkasındaki cızırtıyı, gürültüyü nasıl kaldıracağız? Hemen gösteriyorum. Ses kaydının içinde ben genelde son kısmı kullanıyorum. Sizin konuşmadığınız bir kısmı seçeceğiz. Mesela şurası da olabilir, burası da olabilir. Ama gidip ses dalgalarının olduğu bir yeri seçmeyin arkadaşlar. Zaten arkadaki gürültüyü kaldıracağız. O yüzden mesela en sonda şurada hiç konuşmamışım. Düz bir çizgi. Mouse'umla geldim üzerine, basılı tutuyorum, sağ veya sola kaydırıyorum. Şöyle küçük bir parça seçmem yeterli olacak. Seçtim ve bıraktım mouse'umu. Şu an bu kısmı seçtik. Daha sonra hemen yukarıdan etkiler kısmına geliyoruz. Burada gürültü azaltma seçeneği var. Buna tıklıyoruz. Böyle bir panel geldi karşımıza. Gürültü profilini getir diyor. Buna tıkladım. Bakın tıkladığımda ses kaydımın üzerinde ve altında sarı bir uzun çizgi oluştu. Sizde böyle oluşmuyorsa yanlış yapıyorsunuzdur. Sarı çizgi oluştu. Sonra ise tüm ses kaydını seçmemiz gerekiyor. Bunun için de ses kaydının üzerine iki kere tıklayabilirsiniz. Bakın tıkladım her taraf beyazla seçildi. Ya da klavyenizden CTRL A tuşuna basarak da seçebilirsiniz. Seçtik. Daha sonra tekrar etkilere geliyoruz. Ve tekrar gürültü azaltma seçeneğine tıklıyoruz. Bizim için önemli olan buradaki değerler. Duyarlılık ve frekans düzeltme ile hiç oynamıyorum. Gürültü azaltma kısmı 10. Burayı 8, 10, 12 civarında yapabilirsiniz. Ben 10'da bırakıyorum. Şimdi ise tamam diyeceğiz. Tamam dedik. Ses kaydımız çok kısa olduğu için direkt düzeltti şu anda. Yani aslında şu an işlemimiz tamamlandı. Ses kaydınız uzun olsaydı şöyle bir yükleniyor ibaresi çıkacaktı. Yeşille dolacaktı. Şu an sesimiz düzeldi arkadaşlar. Sesimizi sizlere tekrar dinleteceğim. Bakalım arkadaki Gürültümüz, cızırtılarımız kalkmış mı? Evet arkadaşlar, şu an dışarıdan F16 uçak geçiyor. Evet arkadaşlar, şu an dışarıdan F16 uçak geçiyor. Duyduğunuz şekilde nasıl fark ettiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde dinleyeceksiniz sesinizi. Şöyle tıklayıp boşluğa basıp dinlersiniz. Düzelmiş mi diye. Eğer ki hala arkadan çok ses geliyorsa tekrar etkiler yapıp gürültü azaltma yapıp tüm ses kaydını seçtikten sonra bir kere daha azaltmış olabilirsiniz. Yani üst üste iki kere azaltmış olacaksınız. Bu şekilde mükemmel bir sonuca ulaşıyoruz. Tamam ses kaydımızı yaptık iyi hoş. Bunu nasıl dışarı aktaracağız? Şu an seçili değil bakın CTRL A yaptım tamamını tekrar seçtim. Dosyaya geliyorum yukarıdan dışa aktar diyorum. MP3 olarak dışarı aktarı seçtikten sonra kaydetmek istediğim yeri seçip kaydete basıyorum ve ses kaydımı kaliteli bir şekilde dışarıya almış oluyorum arkadaşlar. Daha sonra edit kısmında artık videonuzun altına mı atacaksınız başka yerde mi kullanacaksınız bilmiyorum. O şekilde kaliteli olarak sesinizi kullanabilirsiniz. İşte bu kadar basit bir işlemle seslerimizi kaliteli bir hale getirerek kullanabiliyoruz. Videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.